E bir Çanakkale'ye gittik geldik. Koca XRP scam çıkardınız ya. %50 düşmüş son bir haftada. Alakasız coinler bile düştü yani. Durduk yani. Marketin içinden geçerler. Dedik. anlatıyoruz yap CZ öyle yap CZ böyle. Al CZ sana. Vallahi çıktım. Binance'ten şeyimi çektim. Yarısını çektim. Yarısı kaldı. O da seller'de kalmıştım. Seller pozisyonunu da kapatayım. Oradan da çıkacağım. abiye geçtim. Başlarım Binance'ı dedim. Dün grupta demiştim. SEC XRP'ye bıdı, bıdı bıdı yapmış. Sana ne lan? Coin satmışmış da. Sana ne oğlum? Sana ne? Sana gelip parçalı vurduk mu biz? Öyle yapalım böyle. Sen oradan bıdı bıdı yapıyorsun. Biz de seni susturmak için şey veriyoruz. Ya, kağıt istiyorsun, kağıt veriyorsun. Üstüne bir de bıdı bıdı yapıyorum bize. Ya, dünyayı sen mi yöneteceğim Kardeş hayırdır ya? Sen mi yöneteceksin? Kripto zaten ben yöneteceğim diye gelmiş. Hala oradan bıdı bıdı yapıyorsun Dün de grupta yazdım. Uzlaşmak istiyorsan gel uzlaşalım. Yoksa bıdı bıdı yapma bizi oradan. Ya, sen skem dedin diye skem olmayacağız biz. Ya dün sana da kızdım ya psikolog. Hani sekin haddine değil o. XRP'ye skem demek. Bizler bizleriz 8 O ayrı mesele. Hani ben derim kriptocular der scam diye. Ama sek diyemez onu. Sana kalmadı o. Sana soran yok ki scam mi değil mi? Sana kalsa hep scam zaten. Dolar dışında her şey scam onlara göre. Dağılınlar zaten hiçbir şey kabul etmedi. Ya yani sana soran yok Doğru ki kabul... ben, ben, ben scam miyim değil miyim? Hani şey miyim? Utility coin miyim? Şimdi Se security coin Sana ne lan? Coin'im ben sana ne? Sana sordu mu ben neyim diye? Hayır sen niye atlıyorsun ki oradan? Sen sekürit olacaksın. Sen bilmem istediğim olur mu ya? Sana ne? Gel uzlaşmak istiyorsan bunun orta yolunu buluruz ama senin istediğin her şey senin istediğin gibi olmayacak. İlla sekürit olacaksın da illa bilmem ne olacaksın. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya varsa o zaman kriptoya gerek yok. Sekin ağzına bakacaksa herkes. Bizim onlarca yayında dediğimiz şey de bu işte. Böyle yaparlar adamı. Bunu bu noktaya getiren de CZ. Adamların ağzına bakarsın ondan sonra. O heriflere bu güç verilmez. Mikrostratejiye Bitcoin alacak diye indirim yapılmaz. Sek'e yalaka yalıkalık yapılmaz. Ondan sonra böyle yaparlar adam işte. O adamlar seni sıfırlar. O adamlara yal yalıkalık yapılmaz. Ben bunu ta 3 yıl önce söyledim. Onlarca yayında da burada tekrarladık. Adamın 100 milyar dolar parası var. Sen ona dolandırıcısın diyorsun. Bir de gelsene Bitcoin'e yatırım yapsana diyorsun. Bitcoin'e yatırım yapacak kendi 100 milyon 100 milyar dolarını batıracak adam? Salak mı herif? O adam gelir paşa paşa 1 milyar dolarını yatırır. Seni de sıfırlara böyle. Sana niye güvensin herif? O güveni sen alacaksın. Ama onlara bu CZ'nin yaptığı gibi yalakalık yaparak olmaz o iş. Mikro strateji alacak. Şu alacaksa alacak kardeş yani. Bastıracak parasını gidecek alacak. O adamlar Bitcoin toplasın diye marketi damplayamaz. Damplarsan böyle kafana damplarlar ondan sonra. O adamlar o damplamak için alıyor zaten onu alıyorsa da. %50 ihtimalle. Ya tutarsa diye alıyor. %50 ihtimalle sıfırlamak için alıyor adamlar. Çünkü o adamların trilyon doları var. 500 milyon dolarlık bitcoin o trilyon doları kurtaramayacağına göre çünkü bitcoin 1 milyon dolar olursa bunların o trilyon dolarları batacak. Tuva farksız olacak. Doğal olarak o adamlarla onların şartlarıyla anlaşamaz. Öyle bir dünya yok. Scam ise scam. Sana ne diyeceksin? Geçeceksin. Sen işine bak. Ben dolara bak. Tether'a bak. Onları kontrol et. İşte Ripple'mış, XLM'miş, Waves'miş, Wet'miş, Redcoin'miş, Dogecoin'miş. Sana alakadar etmiyor kardeş onlar. XRP ben 1 dolara eşitim demiyor. Waves ben 1 dolara eşitim demiyor. Sen git stable coin'lerle uğraş. Sana alakadar eden onlar. Tether'ı delist ederiz. Kapatırız Tether'ı. Her şey Bitcoin'e döner gene. Yine. yine sana ihtiyacımız yok bizim. Ama insanlık ettik. Kripto camiası için konuşuyorum. kripto camiası adına konuşuyorum. İnsan, insanlık ettik. Hani stable coin coin çıkarttık. Sen de buradan pastadan pay al diye hala işte çıkmaya çalışıyorsun. Yani of o öyle başladı. Bir tane de stabil coin olsun. Işte dolar entegrasyonu da sağlanabilsin kriptoya falan filan. Önceden Tether mı vardı Allah aşkına? Her şey Bitcoin'den gidiyordu. ve sen yok regli olun, yok o olun, yok bu olun. Yok şu isteklerin bitmiyor kardeşim senin de ya. Sen scamsın, sen değilsin. Kriptoda asıl olan şey kullanılan her şey kullanılıyordur. Scam mı kem değildir. Simdak platformu kullanılıyorsa scam değildir o. Bu coinlerin hepsi kullanılmak için var. Bir kişi kullanıyorsa bile değil değildir scam. ekip kaçıp gitmedi, kapatmadığı sürece o sistem çalıştığı sürece teoride scam değildir o ona scam diyemezsin her bir coin tek tek ben şu platformda şu iş için kullanılacağım diyor ya kimse kullanmıyorsa o yanına da ekibin yapacak bir şey yok simdak ikosunda ben bas bas bağırdım. bunu alıyorsunuz ama burada simdak'ın içinde kendi yarışmaları var bilmem neyi var o su var bu su var bunları kullanmanız lazım yoksa bu proje batar dedim hiçbiriniz kullanmadınız battı öyle XRP herkes kullanıyor o yüzden market cap'te üçüncü sıraya kadar geldi kimse kullanmazsa bu tekrar iner aşağı. O bizim sorunumuz. Sekin sorunun değil. Sek buna skem dedi diye millet bunu kullanmayı bırakacak hali yok. Sek buna da skem diyordu zamanında. Bitcoin'e de. Ethereum'a da skem diyordu. Her boka scam diyor onlar zaten. Bitcoin'e yıllarca olandırıcı bunlar. Skem bunlar dedi. Ne oldu? A artı olarak el birliğiyle bir manipülasyon var tabii. Market Cap'teki dördüncü coin'e skem demek bu Market Cap'in alayına skem demek. Geri zekalı birkaç tane borsa delist etmeye çalıştım. çalışıyor bunu. İki, iki tane saçma salak borsa deliste etti zaten. Bir de bugün bir tampı durdurmuş. Devam etsinler öyle. Ha, bu sıfırlanıyor mu görürüz o zaman. Buradaki konu XRP scam scam bu bizim sorunumuz. Kriptocuların sorunu. Amerika'nın sorunu değil o. Amerika scam dedi diye oradan bir tane lanet. Sen kripto camiası olarak bunu scam olarak damgalarsan o adam yarın buna da diyecek scam. Ha, buna da mı diyeceksin? yapacaksın? Bitcoin'e de mi scam deyip delist edeceksin? O adamın lafına bak. Ethereum'u da mı delist edeceksin? O zaman komple verelim onlara gücü. Komple devredelim. CZ Paşa başladı zaten o işe. 500 bin 500 bitcoinleri satıyor. Ethereum'ları sattırıyor onlara. Ucuzdan ucuzdan sat, satıyor adamlara. E komple verelim o zaman onlara. Ne gerek var burada. ve isme uğraşıyor merkezli. Hiç gerek yok yani. Twitter'daki fenalar da öyle. Yalaka hepsi zaten. Hepsi CZ'nin yalakası. Bilmem neyin yalakası. E o zaman gerek yok hiç. Asıl olan kriptoda para göndermek değil mi? Para göndermek. O zaman bitcoin'e de gerek yok. Ethereum'a da gerek yok. XRP'ye de gerek yok. Lite'a da. Deşe'de da. hiçbirine gerek yok bir tek tetra gerek var Önemli olan para göndermek bir yerden bir yere para göndermek önemli olan bu Tether. birinci sıraya Çıkar market cap'te olmaz zaten. Tether'dan başka hiç kimse olmaz. Bekle gitti. Hiçbirine gerek yok o zaman madem öyle. Bir tane dal oradan XRP'ye scam dedi diye. Sen kripto borsaları olarak XRP'ye adamlar XRP'ye scam dedi ya. XRP security'ymiş de bilmem ne değilmiş de falanmış filanmış diye. Bunun arkasında durmazsan sen olacak olan o. Tether birinci sıraya çıkar. Alay da sıfırlanır. Ha burada borsaların suçu yok da borsalar da zaten yalaka. Hani buradaki sıkıntı kullanıcılar. Sizsiniz yani. CZ'ye o gücü verirsem onun da bir yerde eli bağlanıyor yani tabii o da o da haklı tabii ki. Sen kripto komünitesi olarak CZ'ye o yetkiyi verirsen o adam da gidip ne diyecek Amerika başkanına karşısında? Bir şey diyemiyor. Sen orada kripto komünitesi olarak omurgalı olacaksın. Kardeş senin de menle XRP scam olmaz. Skemse de scam seni alakadar etmez. Onu biz kendi aramızda çözeriz. Kullanmayı sıfırlanır gider. Ama sen dedin diye sıfırlanıyorsa bu orada bir sorun vardır. Çünkü sen yarın buna da diyeceksin. Ethereum'a da scam diyeceksin. Litecoin'e de scam diyeceksin. Öyle olmaz o iş. Eğer oysa. Ama...